Yakında Üniversitesi Büyük Erkekler Basketbol Takımı lig öncesi karşılaştığı hazırlık maçında Soyer Spor'u 64-44 yenmeyi başardı. ...2012-2013 basketbol sezonuna Kasım ayı içerisinde Uğurcan Van Göl anısına düzenlenen turnuvada şampiyon olarak başlayan Yakında Üniversitesi Büyük Erkekler Basketbol Takımı Soyer Spor karşısında aldığı galibiyetle ligin başlamasına az bir süre kala hazır olduklarının sinyalini verdi. Maçın ilk periyoduna hızlı başlayan Büyük Erkekler Soyer Spor'a 21-14'lük üstünlük sağladı. Çekişmeli ve bol skorlu geçen maçın ikinci periyodunda ise Soyer Spor'un farkı eritmesine rağmen Büyük Erkekler soyunma odasına 35-29 önde girdi. Üçüncü periyotta ise rakibinin top kayıplarını ve ribaundlardaki zayıflığını değerlendiren Büyük Erkekler savunma ve hücumda etkili bir oyun sergiledi ve üçüncü periyodu da 51-36 önde kapadı. Bütün oyuncuların oynama şansı yakaladığı maçın son periyodunda ise baştan sona önde bir oyun sergileyen Yakında Üniversitesi Büyük Erkekler Basketbol Takımı maçı 20 sayı farkla 64-44 kazanmayı bildi. Maçın ardından konuşan Yakında Üniversitesi Basketbol Şube Sorumlusu Bilgin Güldoğuş, baştan sona üstün bir oyun sergilediklerini, hazırlık maçlarıyla takımın durumunu gözlemlediklerini ve lige iyi hazırlandıklarını söyledi. Performansını görmek adına hem de oyuncularımızın bireysel performanslarını değerlendirmek adına, takım oyunundaki durumu izlemek adına bu akşam Soyer Spor Kulübü ile hazırlık maçı oynadık. Bu oynadığımız hazırlık maçında baştan sona tüm periyotlarda üstün bir oyun sergiledi takımımız. Aldığımız 64-44 skor galibiyet aradaki sayı farkına baktığımız zaman bu sayı farkını daha fazla artırabilme potansiyeli takımımızda mevcuttur. Amacımız bu sezon başlamadan, lig başlamadan önce hazırlık turnuvaları, hazırlık maçlarıyla takımımızı ligde hazır bir duruma getirmektir. Ligde ilk maçımızı yine güçlü rakibimizle, kooperatifle oynuyoruz. Şampiyonlukta iddialı bir takım rakibimiz. Onların da tabii ki iyi ve güçlü ve zayıf yönlerini biliyoruz. Takımımızın antrenmanlarını bunlara yönelik planlayarak o maça en iyi şekilde hazırlanarak kooperatif maçından galibiyetle ayrılarak lige, sezona iyi bir başlangıç yapmaktır. Bu anlamda önümüzdeki hafta 4 antrenmanımız yine antrenmanlarımız devam edecektir. Maça yönelik hazırlığımız devam edecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2012-2013 Basketbol Ligi 14 Aralık Cuma günü başlayacak. Yakında Üniversitesi'nin düzenlediği Yakında Üniversitesi Halı Saha Futbol Ligi'nde 3. hafta oynanan 2 maçla devam etti. İlk 2 maçını kazanan Tappa La Marina takımı 3. maçında da Doğan Spor'u 10'a 7 yenmeyi başardı. Çok çekişmeli geçen mücadelede Tappa La Marina 2. yarıdaki üstün oyunuyla maçı lehine çevirmeyi başardı. Maçın ardından Yakında TV mikrofonlarına konuşan Tappa La Marina takımı oyuncusu Timuçin Samancıoğlu, tecrübeli bir takım olduklarını, bu faktörü sahaya yansıttıklarını söyledi. Arkadaşlara da tebrik ederim. Onlar da genç, çok koşuyorlar. Güzel maç oldu. Onlar da kazanabilirdi. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu turnuvada nereye kadar gitmek istiyorsunuz? Kendinizi hangi noktada görüyorsunuz? Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. İddialıyız. 3-3 yaptık. Böyle götürmeyi planlıyoruz. Doğan Sporlu oyuncu Mehmet Ali Arkalı ise organizasyonun çok güzel olduğunu belirtti. 10'a 7 yenildik. Daha önceki maçlarda da siz de takip ediyorsunuz. Biliyorsunuz ki fark yediğimiz maçlar oldu. Bu rakip daha çok dişimize göreydi. Ama yine tutunamadık. Zemin biraz da kaygan olduğu için. 10'a 7 yenildik. Artık turnuvada nereye kadar gidebiliriz? Orası meçhul. Arkadaşlara gerçekten tebrik ediyorum. Güzel bir maç çıkardılar. Kendi arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Sonuna kadar mücadele ettik. Ama yine kaybettik. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.
Günün ikinci maçında ise Pehlivan Spor, Çiftlik Spor'u 12-5 mağlup etti. Sert ve çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısında karşılıklı goller olurken maçın ikinci yarısında ağırlığını koyan Pehlivan Spor, üçüncü maçına da kazanmayı başardı. Maçın ardından Yakındoğu TV mikrofonlarına konuşan Pehlivan Sporlu futbolcu Can Söker, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Öncelikle maçın ilk yarı itibariyle zorlu geçtiğini söyleyebilirim. İkinci yarı arkadaşlarımız da ilk yarı sonucu ne olursa olsun maçı çevireceğimizi biliyorduk. Zaten turnuvayı ilk duyduğumuz andan beri turnuvadaki hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda güzel ilerliyoruz. Diğer maçı bekliyoruz. Perşembe günü bir maçımız daha var. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık. Şampiyon Pehlivan Spor diyorum. Yakındoğu Üniversitesi Halı Saha Futbol Ligi tüm hızıyla devam edecek. Yakındoğu Üniversitesi Büyük Bayanlar Voleybol Takımı ligin 4. haftasında karşılaştığı Yeni Erenköy Belediyespor'u set vermeden mağlup ederek üst üste 4. maçında kazandı. Maçın ilk setinden itibaren savunma ve hücumda etkili bir oyun sergileyen Yakındoğu ilk seti blok ve smaç sayılarıyla 25-12 önde kapadı. Maçın ikinci setinde ise oyunun kontrolünü elinde tutan Yakındoğu, rakibinin sadece 13 sayı atmasına izin vererek bu seti de 25-13 kazanmayı başardı. Maçın son setinde rahat bir oyun sergileyen Yakındoğu, Melis Örtunç ve Çiğdem Taşkıran'ın skorer oyunlarıyla 3. seti de 25-14 alarak maçtan 3-0 galip ayrıldı. Tebrik ediyoruz. 4'te 4 yaptınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Maçın ardından Yakındoğu TV mikrofonlarına konuşan başarılı voleybolcu Çağla Kumova, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. 4'te 4 olmak önümüzdeki haftada böyle güzel bir oyunla umarım ki Mage maçında kazanarak bu turu bitireceğiz. Tabii ki de bu seneki hedefiniz de her zaman olduğu gibi şampiyonluk. Bu yolda önünüze çıkan engelleri de her hafta olduğu gibi bu hafta da geçtiniz. Şampiyonluk yolunda neler söyleyebilirsin? Öncelikle biz böyle çok uzun zamandır birlikte oynayan bir ekibiz. Fakat şimdi hep öğrenciler büyüdü, herkes üniversitedeydi. Herkesin bir iş hayatı oldu. Stresler, tabii ki günlük hayat aktivitelerindeki zorluklar arttıkça konsantre düşüklüğü oldu. Fakat bunu aşarak, daha kenetlenerek, daha iyi antrenmanlarla sona geleceğiz dilerim ki. Kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun bugün? Bugün aslında ben çok iyi bir performans gösteremedim. Hava soğuktu tabii, bunlar mazeret değildir ama hani karşıdan gelen oyunun temposuna göre de kendi oyununun temposu denkleşir. Oyun temposu yüksekse senin oyunun da yükselir ama bugün pek hızlı bir tempo yoktu. O yüzden birazcık düşüktü performansın diyebilirim. Yakındoğu Üniversitesi Büyük Bayanlar Voleybol Takımı yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.